Merhaba arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımın dövüş kulübüne gidiyorum. Geldim şimdi salona doğru ilerliyorum. Abi ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi burası mı? Burası giriş. Bir de öbür tarafta var ama. Dur abi boş ver buradan girelim. Abi fenaymış be. Tam underground yani. Evet abi biraz alt. Şimdi biraz da bu boyalar var mı? Tam sert abi hesabı. Yani dövüş yeri abi dövüş kulübü. Daha tabii eksiklerimiz var abi. Daha yeni açtığımız için. Ooo poster de çıkmış abi. Girişte. Birisi hiç dışarıdan girildiği gibi değil. Diğer girişe de biz bir bakalım ya. İçerisi abi çok iyiymiş ya. Hayırlı olsun kardeşim. Abi çok iyiymiş ya. Asansör falan da var. Evet. Gezdirirsin artık. Tabii gel böyle abi. Işık. Abi böyle dövüş kuruyor. Ömür arka tarafında ışıklayan var mı? Arka tarafında. Abi yeni kulüp oldu. Daha eksiklerimiz var. Ama yavaş yavaş o eksikleri de tamamlıyoruz. Abi çok iyiymiş abi. Hadi güle güle kullanın. Hani Allah bol bol şampiyonluklar nasip etsin. Gerçi abi. Memlekette adam bırakmadım. Kim varsa kırdın. Ya memleket derken öbür tarafta yurt dışındaki dövüşçüleri dövmek lazım. Memleketimizdeki adamları dövmeye gerek yok. Tabii hakikaten memlekette var ya kırılmadık adam bırakmadın yani. Ya abi yani artık Türkiye'yi geçtik. Yurt dışında artık bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani yabancıları dövüyoruz daha çok. Abi zaten yabancıları döv. Aynen. Türkiye el kaldırmasın abi. Tabii ki. Hepimiz kardeşiz. İlla ki rakip oluyor. Evet. Ya onları da geçmeden bazı şeylere ulaşamıyorsun. Evet. Artık bizim kanıtlayacağımız çok fazla bir şeyimiz yok burada. Dünyada, evet. Avrupa'da artık var. Olimpik olsaydı, bir de bu aralar olimpiyatları izliyoruz, çıldırıyoruz zaten. Yani olimpik, evet. Olmadığı için sporumuz. Olimpik olsaydı bir daha çok adam döverdik yani. Abi keyifli ya, bayağı stres atıcı. Ya inanılmaz ya. Şimdi ben... Hani hem antrenmanı öyle hem de maçı yani sporun komplesi öyle. Yani hem antrenmanda stres atıyorsun hem ringde stres atıyorsun. Ama abi böyle bir antrenman yapma şekli yok ya. Ben şimdi ekrana koyacağım abi senin antrenmanları da. Evet. Yani hakikaten... Biraz ağır abi. Yani biraz evet. Değil çok ağır bir spor. Abi herhalde zaten şöyle bir şey. Antrenmanda herhalde o ağır antrenmanları yapmazsan... Maçta tabii. Bayağı bir üzerler. Aynen abi. Kemiklerini kırarlar hani diyorlar ya. Aynen kemiklerini kırarlar yani. Burada gerçekten sporcu yetiştiriyoruz yani ona ben yatırım yaptım. İnşallah da hem insanları kötü alışkanlıktan kurtarırız. Hem de ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı dövüşçüler, güzel insanlar yetiştiririz. Amacımız o yani. İnşallah da istediğimiz gibi olur. İnşallah abi. Evet sen şimdi abi antrenmana mı başlayacaksın? Ben antrenmana başlayacağım. Tamam.
merak ettiğim şey mesela, ben seni tanıyorum. Yani çok mülayim bir adamsın. Hani böyle baktığım zaman sana hani böyle asla dövüşçü demem. Evet. Yani o antrenmanları, maçları görmeseydim de hani derdim ki ya ne kadar sakin bir adam. İşte hani böyle melek gibi. Yok, melek gibisin hakikaten ama abi peki bu ringe çıkınca başka, sokağa çıkınca kuzu nasıl oluyor abi? Ya galiba bu insanın yapısıyla alakalı bir şey. Yani şimdi benim gibi bir sürü dövüşçü var yani. Benden daha iyiler var. Çünkü daha pardon, kötüler lafını var. Kesiyorum. Geçen gün internette orada birisi yazmış işte 3 ay evvel, 4 ay evvel işte kickboksa başladım. Ondan sonra sokakta gördüğüm herkese saldırıp dövmek istiyorum diye. Ondan sonra ben de çocuğa uzunca bir yazı yazdım. Hani bununla alakalı. Sonuçta ben seni tanıdım. Hani seni biliyorum. Sen bayağı bir derecesi olan bir adamsın. Hani sen öyle sokakta hani böyle sana bir şey deseler bile hani arkanı dönüp gidiyorsun yani. Ya genelde ben şimdi durumu o pozisyona getirmek istemiyorum. Hani yani şimdi adam bana bir şey dese bile ben kalkıp ona cevap vermek istemiyorum ya da vermiyorum. Sırtımı dönüp gidiyorum. Adam vermesen durum çok içler acısı olur. Ya ben aslında durumu o konuya, oraya getirmemeye çalışıyorum. Hani birisi bana bir şey dememesi lazım yani. Sonra derse bu sefer sonuçlarına katlanmak durumunda olacağız. Ha döverim falan demiyorum. Ama bu sefer ne bileyim, sonuçta erkeğiz yani hepimiz. Yanımızda tabii bacımız olur, eşimiz olur, kardeşimiz olur. Bir problem yaşayınca hani illaki bir sıkıntı yaşayabilirsin. O yüzden de ben durumu oraya getirmemeye çalışıyorum. Herkese eyvallah. Hani birisi bana... Peki bu soğukkanlılık ne zaman geldi? Ya benim yapım böyle genelde. Yapımdan dolayı böyleyim ben. Yani sokakta bana birisi hani bir şey dese bile ben hani nasıl olsa ben sonucu biliyorum. Hani gidip adamı şimdi hırp alacaksın, döveceksin. Bu sefer hem düşman sahibi olacaksın. Ondan sonra hem başını ağrıyacak. Ailem var, sevdiklerim var, annem babam var. Hepsinin başı ağrıyacak, sadece senin değil. O yüzden de uzak duruyorsun. Zaten biz stresimizi atıyoruz ringde. Tabii. Bir de dışarıda falan gerek yok yani. Zaten bir de sonucu biliyorsun. Yani tabii kesin, aynen öyle. Kesin hani bir sıkıntı yaratacaksın karşı tarafa. Zaten anladığım kadarıyla bu dövüş işlerinde bir kompleksi, egosu olmayan insan, yani profesyoneller için konuşuyorum. Yani normal diğerlerine de sivil insan diyorum. Sivil insanlarla pek işi olmuyor. Yok. Zaten bütün gün ben salonun içindeyim yani. Bütün gün salonun içinde olduğum için de zaten insanlarla, dışarıdaki insanlarla fazla bir şey yaşayamıyoruz. Yani ne olur sadece trafikte bazen böyle karşılaşırsın. O da zaten yani sonucu bildiğin için yani sallayıp geçiyorsun, devam ediyorsun, işine bakıyorsun yani. Evet. Abi bu da değişikmiş ya, silah taşımak gibi bir şey herhalde. Zaten öyle hani mesela kavga ettin. İş yargıya kadar gitti. Yani seni nasıl değerlendiriyorlar? Sen de silah, yumrukların, tekmelerin silah gibi değerlendiriyorlar. Sana ceza verirken sanki bir insana silah sıkmışsın gibi ceza veriyorlar. Bilmiyordum bunu. Öyle. Fenaymış abi o zaman. Evet. Zaten hani böyle bir şeyde yani lisansı olan kimsenin yani zaten dışarıda kavga etmemesi gerekiyor. Tabii ki. Aynen. Evet. Bu da bilinmesi gereken bir şey. Dışarıda bedavaya dövüşecek. Bedavaya dövüşecek dışarıda. En iyisi ringde dövüş, paranı kazan. Hem sporunu yap. Ha bir de tabii evet, işin yani maddi yönü de var. Yani. Artı zaten dışarıda kavga ederse bir kişiyi dövmenin maliyeti ceza bildiğim kadarıyla işte cezasıyla 3-4 bin lira falan ceza 11 bin liraya kadar geliyor. Bayağı yükselmiş. Evet. Gerçi ben kavga etmiyorum da. Yok ben de ettiğimden değil de. Biliyorsun. Evet. Ne olur ne olmaz. Ben ilk defa böyle hani böyle Fight Club tarzında bir yer gördüm. Hani bu burası sonuçta gym fight mı deniyor buraya? Evet. Fight Club. Evet arkadaşlar. Ben yani şimdi dövüş sporuyla ilgilenmediğim için bilmiyorum İstanbul'da var mı ama hiç duymadım. İlk defa bir Fight Club'la karşılaştım. Böyle her yerine böyle köşesine bucağına inceliyorum. Gösteririm size de.